deniz akşamları bir başka oluyor. Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka. Aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum. Çok seviyorum, aşık oldum, aşık oldum. Teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi yine Tatlı Ses Otel'den sizlere sesleniyoruz. Televizyonları başlarında oturmuş, televizyonları başlarında oturmuş. Kimler oturmuş bakayım. Evet, herkes oturmuş. Huzurlarınızda olmaktan mutluluk diyoruz. Şimdi programımıza devam diyoruz. Ben programı açtım. Açtım. En az bir iki saat birlikteyiz. Vallahi Bodrum'u sorarsanız Bodrum felaket. Çok güzel. Bugün denize çıktık. Yani yattan katı alamadık. Yata. Biz kendimizi attık yata. Gittik. Balımızı yedik. Kebap yedik. Bu arkadaşlar bakın yüzlerine bakın. Şöyle bir yüz göstereyim mesela size. Şöyle bir yüz. Şöyle bir pastırma bir yüz. Şuraya bakın şu yüze. Şu yüze bakın nasıl yanmış. Burada yüzler var. Şu yüze bakın. Mesela en baştaki kızımıza bakın maşallah. Aynen patlıcan siyahı kimlerdi. Vallahi. Yani şimdi buradan hava atacağız İstanbul'a gelip. Programı çekiyoruz ya, hava atacağız. Ay nerede yandınız? Valla işte Bodrum'da teknede yandık da şey olmuş falan. Diyecekler. Bize bak, biz hıyarlara. Biz Allah'tan yandık evet. Nasıl Allah'tan yandık? Allah'tan biz yandık. Böyle iş. Allah'tan karası. Allah'tan siyah. Benim baktım da karaya. Vallahi. Senin abla?
Değil mi? Vallahi benim baktım, ben mahvolmuşum ya, ölmüşüm ağlayanım. Evet, şimdi programımızı açıyoruz ve çağırıyoruz. Kimi? Kimi? Seren Serengil. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Efendim Seren Serengil bugün İstanbul'dan kalkıp bizim için geldi. Sizin için ben Fizan'a gelirim. Sağ ol, teşekkür ederiz. Yarın da kalkıp bizim için Bodrum'u terk edecek. Gidecek misiniz, kalacak mısınız? Bodrum'u sizin için terk etmem. Başkaları için terk ettim, sizin için yerleşebilirim. Peki. Otelimiz emrinizde. Süper bir otel. Vallahi çok çok güzel. Bu arada otele torpil evladım. Görüyorsun yer yok zaten, kalmamış. Seren Hanım'a zar zor bir yer bulduk. Şöyle kapı dibinde. Süit oda. Kapı dibinde süit oda. Sizi şöyle alayım mı? Nasıl? Yanıma, yanıma. Yanıma evladım, yanıma. Aman. Aman. Ne? Altay diye genç bir çocuğumuz var. Altay, Altay. Koca efendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Vallahi bize teşekkür ederiz. Efendim bu güzel kardeşimiz çok güzel besteler yapıyor. Mesela var ya, biliyorsunuz var ya. Var ya. Ulan sen. Ondan sonra kendi kendine yaptı. Bir tane yok ya. Vallahi şimdi onu okuyacağız. Geç abi sen de böyle. Böyle otur. Ha. Evet, küçük Ceylan diyoruz ama maşallah 1.80 boyunda oldu. Ceylan diyoruz. Bu da yana yana kül oldu ha. Zaten bu kadar bu kadar kalıyor. Kız niye denizde şey dibinden çok insan güneşin dibinden? Ne yapalım, görmemişiz ya. Elazığ'da diyorsun baraj vardı. Yani Elazığ'da güneş mi vardı ki güneşleniyoruz burada. Peki kızımıza da teşekkür ederim. O da 3 gündür gidecekti. Bu programı çekeceğiz diye kal dedik. O da kaldı. Yani aslında kal diyoruz ama biz iflas ediyoruz. Yani otelde 3 gün dinlendirmek ne demek? 3 gün müşteri almamak demek yani. Yani ben ne olur, ben yarım porsiyonum. Bir yere sığarım zaten. Hani dede bir filmde diyor ya, Fırat dizisinde benim evlenmemi istiyor. Diyor ki oğlum ben yaşlıyım diyor, İbo da küçüktür. İkimiz ancak bir adam ederiz. Çok güzelim. Gel, gel sen de böyle otur. Hiç oturtmayalım. Sen otur. Sen kalkma. Ben oturuyorum. Gel. Tamam. Siftah kişi olan bereketi Allah'tan ya Rabbi ya Allah için. Evet. Seren Hanım bugün gerçekten çok cici böyle. Çok böyle şirin. Efendim çok teşekkür ederim. Vallahi ciddi söylüyorum. Şimdi güzel bir şarkısı var, onu dinleyelim. Neymiş efendim bu? Bu gecenin ne? Hatırına. Geldi yani bu gecenin hatırına. Evet. Evet. Hadi mama.
Gecenin hatırına ha? Peki yarın gece nasıl olacak abi? Ha bu gecenin hatırını tamam kırmadık diyelim. Yarın gece ne olacak? Aslında hiç de bugünü düşünüp yarını düşünmeyenlerden değilim ben ama şarkı bu böyle tuttu. Allah Allah. Ya. Yani yarını düşünmeyecek mi neyse? Ben yarını düşünenlerdenim. Daha çok. Gecen, şimdi sana ne vereyim? Ben niye bir şey anlıyorum ya? Peki. Güzel bir bu gecenin hatırını söyleseydin nasıl söylerdiniz o nakarat kısmını? Bu gecenin hatırına değil mi? Ben bu gecenin hatırına... Pardon. Dedi ki, bizim dostlar dostluğumuzun hatırası için dedi. Hatırı için diyecek ya dedi, hatırası için. Bir tane, bu da avukat bir abimiz. Ama işte öyle, dili öyle. Dedi ki, bu gece bu arkadaşlarımızın hatırası için dedi. Yani hatıra fotoğraf çektirir sanki. Halbuki hatırı için diyecek yani o. Peki bize bir tane CD getirdiniz verdiniz. Nedir o CD? O CD yeni kasetimde olacak olan şarkılardan bazıları. Peki biz size farkındaysanız bir teklifte bulunduk değil mi? Bir toplantıda bir yerde. Ayıp olmuyor mu yani? Vallahi bilmiyorum. O günden sonra bir daha ne aradınız ne sordunuz. Kim aradı sordu. Biz bazı kişilere söyledik. Siz o bazı kişilerle görüşmüşsünüz. Biz evet. De o kişilere söyledik. Şimdi ismi lazım değil. Vallahi bana hiç kimse bir şey söylemedi. Selam arayın dedim çünkü değil. Görüştüm dedim. Görüştüm söz de aldım. Vallahi böyle. Yemin ediyorum. Kur'an. Hiç söylediğimde kılaf yok. Neyse hiçbir şey için geç değil. Yani. Biz biliyorsunuz değil mi? Seren Hanım'la mahkemeliyiz ve şu anda bir yüzüne bakıp gülüyoruz. Bu kadar güzel bir şey var mı? Ha? Ama tabii bunun daha öncesi de var. Ben her zaman şunu söylemeyi bir borç biliyorum. Benim İbrahim Bey'e minnet borcum var. Estağfurullah. Çünkü 16 yaşımda sahneye çıktım ve az solist olarak. Ne olacağım hiç belli değil. Belki batabilirim, belki tutmayabilirim. İbrahim Bey Türkiye'de çalışacağı solistleri kendi seçebilecek kuvvetli oldu. Her senesinde, her döneminde. Her zaman olduğu gibi. 16 yaşındaki bir kızla aynı kadroda çalışmak olmayacak bir şeydi. Sırf bana destek olmak adına. Bir şey değil, karakola gidebilirim. Sen lan gel lan buraya. Bu da kız Reşit değil. Deseler de ne yapardım? Ama nüfus kağıdını 18 yaş ettirmiştik. Evet, 2 yaş büyüttürdük. Yani şimdi nüfus kağıdına 21 yazıyor aslında kendi 19 yaşında. Ne yapayım? O kadar 19 fazla mı yani? 26 oldum ben biraz. Yemin eder misin? Vallahi. Program bitmiştir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Program bitmiştir. Ben gideyim. 26'ya geldiler evladım. Altay. Altay neredesin evladım? Ha, gel. Gel evladım gel. Gel. Şimdi yok ya diyecek bize. Yani bir şey istemiyorum oğlum. İki parça lokma ekmek olsa yeter. Allah bereket versin. Yani iki parça ekmeği de bize yok değil mi? Ekmekle alakası yok canım. Aşkla alakalı. Merhaba Sazan, nasılsın? Teşekkür ederim. Atladı hemen evladım, atladı. Evet. Ben özellikle anlatmak istedim. Aşkını şarkında istedim. Anlatıyorsun ve Altay genç arkadaşımızla birlikte bırakıyoruz bizi. Eyvallah. Gel bakalım kardeşim, sen nereden şarkıcı oluyor? Bunu bir oynat. Sen besteci mi değil, şarkıcı mı değil, daha önce neçi değilsen? Neçi değil. Daha neçi önce... İlkokuldan beri, yani ilkokula başladığım zamandan beri işte ufak tefek bağlamayla. Daha doğrusu abimin sayesinde başladım müziğe. Karadenizliyiz biz, Rizeliyiz. Sazlar hep salonlarımızda asılı durur ya, abim derdi ki dokunma sakın sazıma derdi. Ben gizli gizli çalışırdım. Öyle başladı ondan sonra... Abi bu Karadeniz ayağı nedir? Bu Karadeniz'de benim bildiğim Karadenizce. Böyle Lazca'ya yakın şeyler yapar. İlyas Keçeci de... Karadeniz'de oğlanın yaptığı türküler mürküler, senin yaptığın şeyler. Ben de Karadenizliyim. Babam şey... biz kaldık herhalde doğru. Hayır valla enteresan bir ama şey. Ama yani doğu kaset kapağının içine de yazdım ama ben yapan da değil, yaptıran da keramet.
Yani yaşatılan olaylar... Yaptıran yani mı var abi? Yaptıran mı var değil. Yani kişiden ya da hani özellikle bir şahıstan bahsetmiyorum. Tabii ki bu bir aşk şarkısı. Ama bunun dışında da bir insanı dört duvarın içine kapat hiçbir şey yapamaz yani. Yaşadıklarımız önemli. O yüzden de yapılan her şey... Karınlar yaşadanlara... insan bazı şeyler yaşayamazsa, duygular ölürse var ya... İşte onu hayat da ölür, yani. Çan da ölür, şöhret de ölür evladım. Maalesef. Ama... Şu an için öyle hissediyorum mesela. Ama... Maalesef. Boşta mısın? Lüzumsuz doğru olacağım ama işte boşta mısınız? Boş olmayı tercih ediyorum şu anda. Boşluktayız. Boşluktayız doğru. Boşluktayız. Boşluktayız düşüyoruz. Peki evet. Ceylan Hanım. Efendim? Gel bakayım Mahmut'a kurban gel. Ceylan şu anda kasetiyle gerçekten kasetiyle rakora doğru gidiyor. 400 bini aştık. Allah bereket versin. Biliyorsunuz bazı mukavelerde 200 binden sonra para alırsın. Niye 400'den sonra koymadım bu mukavele şartlarını merak ediyorum. Şimdi 400'den sonra alacaktı. 200 binden beri para alayım. Allah cezanı verecek. Verir verir doyuramıyor. Halbuki bu iki dilim ekmekten doyar abi. Hiç göbek mebek bir şey yok. Nereye saklar bu göbeklerini merak ediyorum. Şimdi Mahmut Okurban diyor hareketleniyoruz. Ceylan da baş başa. Madem dünyaya dargındın Mahmut'um.
Mahsuni Hoca'ya, Mahsuni Hoca'ya buradan sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Diyor ki madem dünyaya dargındın Mahmud Okurban niye doğdun yani? Her Ankara'da da dayı yoksa niye doğdun yani? Ne? Benim var Urfa'da amelerim var. Kahta'da da dayım var. Mahmud Okurban. Allah ceza verecek. Benim kardeşim var adım Mahmud. Mahmud Okurban. He, Derya Hanım dedi ki Mahmud Okurban senin diyor Ankara'da dayı yok mu? Dedi ki yok yenge. Yenge de yok. Yok yenge. Benim Kahta'da dayım var. Evet Ceylan'a teşekkür ediyoruz. Ceylan Hanım. Efendim. Siz de tatilde mi oluyorsunuz yani? Birazcık öyle oluyoruz. Yana yana kül olmuşum vallahi. Kıcık veriyorum ben. He vallahi. Herkese İstanbul'a gidince kıcık vereceğim herkese. Yemin et. Tabii. Böyle kıcık yalnız vermene gerek yok, hiç konuşmana gerek yok. Bir de göster, sen seni göster geri çekil. Tamam. Efendim şimdi biliyorsunuz otelimizin bir animasyon grubu var. Oldu, devamlı gülüyor yalnız. Bir şey var. Ay çok komikler aklıma geldiler de o yüzden. Ha. Animasyon grubu komik. Hmm. Güzel. Yemin ederim dışarıdan artık müşteriler şey yapmaktan, müşterilere cevap vermekten. Yani efendim ancak bizim müşterilere yetiyor bizim şey demekten böyle gına geldi ve üzülüyorum da. Şu anda dışarıda 1500 kişi var içeri girmek istiyor. Şey yapmadık, rica ettik. Polis molis ekip falan bekliyor. Yemin ederim bir sürü. Yalandan kim ölmüş? Tarzan'ın ölüsünü yapayım yalan diyorsun. Efendim? Ağzım buraya. Nereye? Buraya, bu ağzım buraya. Ağzım kafana, boynuma gelsin. Sonra seni böyle mi öpeceğim boyundan? Yalancı ya, böyle yalancı. İnanmayanın? Ya inandırmak isteyen ne olacak abi? İnandırmak isteyenin de inanmayanın nasıl olacak? Ya hepsi yalancı. Hayret bir şey ya. Şimdi, bu animasyon grubunun bir tıpatıp adı var. Tıpatıp Show. Besim kardeşimizin eşliğinde oluyor bu, yönetiminde oluyor. Şimdi onların yapacağı bir skeçleri var. Evet, Tıpatıp Show diyoruz ve buraya alıyoruz. Aşık mı ben? Bravo. Parça. Neye inanmıyorsun? Benim parçamı okuyacaksın. Evet, bir Allah'ım var, bir de sen varsın ya.
Senden bir başkası haramdır bana. Sen benim günahım, benim duamsın. Acılarla dolu yalan dünyamda. Bir Allah'ım var, bir de sen varsın. Senden bir başkası haramdır bana. Sen benim sensiz viraneyim daha beterim. Ölümlü dünyada kime giderim? Diz çöküp önünde yemin ederim. Bir Allah'ım var, bir de sen varsın. Seni İçimdeki sevdan vermiyor ama benim için senden başkası yalan yalan. Bir Allah'ım var, bir de sen varsın ha. Benim için senden başkası yalan. Bağlamayı da bu patlıcan surat çaldı. Patlıcan surat. Efendim şimdi Bodrum sokaklarındayız. Buyurun. Bir şey değil. İbo Show'dan geliyoruz. Biz İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Seren Serengil var. Tanıyor musunuz? Tanıyorum. Nasıl buluyorsunuz peki? Fıstık gibi. Normal. Seren Serengil güzel bir bayan. Gerçekten Serengil soyadına yakışan bir sanatçımız. Yani pek beğenmiyorum açıkçası. Türkiye'nin yetiştirdiği sanatçılardan bir tanesi. Çok güzel. Güzel. O zaman bir hanım. Seni ana benim için doğurmuş. Canım hamurunu benim için doğurmuş. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin bile tutamaz. Ceylan'ı nasıl buluyorsunuz? Ceylan o... Küçüklük bir kızcağız var. O mu? Küçük Ceylan. Güzel söylüyor. Şarkısını, türküsünü hep beğeniyorsun. İyi bir sanatçı. Hoş, fena değil. Gayet iyi bir sanatçı. Ben çok seviyorum. Her zaman için çok da takdir ediyorum. Bilmiyorum ki, hiç tanışmadık. Tanışmanız gerekiyor. Evet. Ne
seni nasıl sevdiğimi inan sana anlatamam. Yine dünya eski hamam, eski tas. İboşoğlu'nun bu hafta konukları arasında Altay vardı. Evet. Yok ya adlı parçayı söyleyen. Evet. Tanıyor musunuz? Tanıyorum. Ne düşünüyorsunuz Altay hakkında? Seviyorum onu. Yani yeni çıktı ama meşhur oldu yani, fena değil. Altay'ı tanımıyorum. Gayet güzel. İyi var ya, yok ya, iyi. Var ya. Sevdamı da bana yazarım. Var ya. Gözümü kırpmam, sıkarım. Yıkadım ben, yıkadım. Ay. Sokaklarımız bitti evladım, sokaklarımız bitti. Ya Seren. Abi bu Serengil'i anladık da, rahmetli Allah nur içinde yatırsın, Allah mekanını cennet etsin. Abi. Seren, Serengil. Ben sanki böyle uyduruk bir şey, hani birbirine benzetme gibi var ya. Yani onu nasıl düşünmüşler, onu bulmuşlar, o güzel bir şey. Seren'in manasını biliyor musun, anlamını? Bir gemine gelin direği. Yani gelin direği. Ama ben hala gelin olmadım. Bir geminin mi? Evet. Gemi, bu gemi hangisi? Bütün gemilerde gelin direği vardır. Sizinkinde de var. Gelin direği. Evet ya, en uzun direğidir. Vallahi bunu kaptandan soracağım. Vallahi sor. Bu oğlum hangisi gelinin direği? Seren hangisi? Bunu söyle biraz şey, dokunalım dokunalım da belki bulaşır bize. Gel bakalım gelinin direğinin isim anası. Ben şimdi bakıyorum, herkesi tanıyorum tabii. 10 sene önceden, daha sahne çalışmalarımızdan 6 sene önceden falan. Hiçbiriniz yaşlanmamışsınız. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Solistlerinden efendim, solistleri şey ya. Hayır, saçlarınızı mı boyuyorsunuz? Ne oldu? Hiç beyazdan mı çıkmıyor? Herkes genç mi? Şimdi ben bu şarkıyı bütün sevenler bulaşmak için... Bulaşmak istiyor, bulaşmayacağım. İyi ki geldim. Bulaşmam, bulaşmam sana. Yalnız havalar çok sıcak ya. Hı. 40 yaşının üstünün güneşe çıkmaması lazım. Yani, neyse. Ben şimdi sevenler için bir şarkı söylemek istiyorum. Allah hiç kimseyi sevdiklerinden ayırmasın diyorum. Allah benim şansımı size vermesin. Ben bugün işte evde kalacağım. Evde mi kalacaksın? Ha. Abi bu evde kaldığının farkında değil. Bu ne? Allah beterini sakla ya Rabbi. Senin
olsun. Hatıralar hasret benim, ömrüm senin, senin olsun. Güzel bir Orhan Gencebay klasiği, evet, dinledik. Evet. Gerçekten. Sen de güzel okumuşsun. Bu bitmiş hali mi? Hayır, bu televizyon için yaptığımız band tekrardan çalınıp söylenecek. Çünkü arada o dümler tekler geçişlerde... Siz olmayınca tabii o kadar olabiliyor. Hayır canım, ne alakası var? Yani belli demo ama çok güzel bir demo ve çok da güzel okumuşsunuz. Tebrik ediyoruz. Yeni kasetinizden bu. Yeni kasetinde olacak inşallah. İyi iyi, satar. 50 tane satar inşallah. Valla bu gecenin altında 250 bine yaklaşmıştım. Kıçık aldım ya şimdi, bizim firma yapmadı ya. Sadar 10 tane, 15 tane alsa ben şey dağıtırım, merak etme, şey yapma. Şimdi efendim. Yemin ederim buradan acayip görünüyorsunuz. Bak yemin ediyorum. Siz de. Harik. Siz de. Bu gecenin hatırına. Artık Allah, ya bu gecenin bir şey olabilir ya, ara dur bakalım ne olacak. Altay. Gel abi gel. Gel biz yanmışız abi. Çingenem çingenem. Onu mu söyleyeceksin? Karatiz de çingenem. Evet çingenem diyor Altay. Ay. Buyurun. Kara gözlü çingenem. Bizde ç harfi şey koymazlar. C harfinin altına nokta koymazlar. Cingene derler. Kara gözlü. Ha kara gözlü. Karıştırma gerisini evladım. Çingenem çingenem. Kara gözlü çingenem. Düm es kara gözlü çingenem. Bu neye benzedi biliyor musun? Neye benzedi evladım? Asker arkadaşını gitti görmeye Antalya'ya. Evet. Gitti müzisyenle kahvesine girdi. Ya dedi benim bir arkadaşım vardı, klarnet çalıyor ama dedi, ismini unuttum dedi. Neydi bunun ismi? Kahveci valla tarif et abi, söyleyeyim size dedi, ne olduğunu yani. Hatırlayabilirsek. Ya dedi klarnet çalıyor. Esmer dedi. Şöyle boylu. İsim yok. Kızdı. Kim bir daha kızdı? Tarif et. Kahveci. Nasıl Esmer kız? Ulan diye bunların hangisi beyaz lan diye. Nasıl bulacağım ben bunları? Çok maşallah gidiyor.
Beyinlerine güneş gidiş şaşırıyor. Şimdi yani. Bütün sazende arkadaşların çoğu, yani daha doğrusu o biliyorsunuz ağırlıklı olan romanlardır. Yani kemancısı olsun, klarnetçisi olsun en güzeli de onlar çalar. Gerçektir bu. Asker arkadaşlar romanmış, klarnet çalarmış. Gitmiş kahveye girmiş onların mahallesine. Demiş ki ya benim bir arkadaşım vardı, ismini unutmuş. Ben tarif edeyim belki gülerler. Hiç anlamazlar, anlatma. Yorma kendimi. İsmini unutunca adam demiş ki tarif etsene kardeşim nasıl bir şey yani adı yok mu? Demiş ki ben adını bilmiyorum. Yalnız demiş böyle kara bir şey biraz esmer. E demiş ki kardeşim şu kahvede oturanlar hangisi beyaz ki demiş yani. Bak gördün mü evladım. Mecbur artık yani. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun dişlerine. Dişlerime. Ertesi maça iyi duydun. Ceylan gel bakayım gel. Dele Fırat'a döndüm, nefsimsizde yaşarım. Yok, taşarım gökte uçan kuşlara dilos seni sorarım. Gökte uçan, tivlerim kalktı, dilos seni sorarım. Ver bakayım, sorarım gökte uçan kuşlar.
Nereye bakım? Gökyüzüne mi bakım arkadaş? Ağlamamak için ya. Vallahi. Gene bir tane bulmuşsun gene. Süper. Kasette çok var maşallah. Vallahi hepsi güzel ya. Vallahi çok güzel ya. Vallahi, alın bu kaseti ya. Allah rızası için deyince alırsınız. Allah rızası için alın. Dertli olan herkes ne olur bir kere. Alın o zaman üstüne bir de para vereceksiniz bir yer. Ya vallahi senden razı olsun bu kaseti bize aldırdın diye. Ben yolunu bulacağım ya. Vallahi yolum tıkandı ha. Vallahi. Evet. Yine hafif bir komedi. Tatlı Ses Otel'den sesleniyoruz. Ve tıpatım şov geliyor. Geliyor. Urfa Tarzan. You Kemani Tarzan. Kalkıyorum ben abi. Nereye kalkıyorsun? Ben kızmaya başladım. Neden? Burada misafirler var, yabancılar. Ben evladım bir Eminor bakayım. Otur şöyle Allah evladım. Allah yedi beni. Peki buyurun hocam. Ben Eminor. Geldiler evladım, yabancılara bir şey yapalım. Emin ol. O bardağı. Hadi Mustafa evladım. Hadi. Burası aslında. Açık değil mi mikrofon? Thank you.
Sanatçılarımızdan isimlerini söyleyecek Kemal. Kemal. İsmini duyan efendim diyecek. Bize kendilerini alkışlayacağız. Ha bak. Efendim. Ceylancım diyeyim bana ben. Ceylancım de bana. Ceylancım. Nereden kurtarıyorsun biliyor musun? Altaylı olduğum için. Efendim. Alkış efendim. Büyük efendim, ben de ellerinden efendim. Harbi efendim yani. Ona... Ona harbi, harbi efendim yani. Harbi efendim. Bir üstad. Hakiki Tarzan, Tarzan Mustafa. Teşekkür ederiz efendim. Memo, ver bakayım abi. Taşlara hey. Dayanamam, inanamam, o sevdiğim sen olaman. Yüreğime hançer vurdun, bunu yapan sen olaman. Hey 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 hey, gel canım cananım, elleri kınalım, gözleri sürmelim. Yeah.
hançer vurdun. Bunu yapan sen olaman. Hey 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 hey. Seren Serengil'e, Ceylan'a teşekkür ediyorum gerçekten. Bu bir coşkudur, sizi eğlendirmek değil. Sizlerle birlikte keyif yaşamak. Sizlerle birlikte huzuru bulmak, mutlu olmak. Amacımız odur. Karşılıklı alışveriş ediyoruz, feyizleşiyoruz. 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 İster misin sen bunu kerizleşiyoruz anlıyorsun? Allah cezanı verecek evladım. Penizleşiyor muyuz? Bak ya, kıskanma düşeceğim. Şimdi kim geliyor? Kim geliyor? Allah Allah. Son ki 3-4. Thank you.
Efendim bugün canlı oldu. Gördüğünüz gibi. Canlı olunca canı çıkmıyor. İyi oluyor vallahi. Etli kanlı oluyor böyle. Maşallah. Löpür löpür arkada. Evet, bir orkestraya alkışlar mısınız? Asena Hanım. Sizin burada günleriniz nasıl geçiyor? Yani güneşle, suyla, yani otelle aranız nasıl? İyi. De, yanamadım bu sene. Niye yanamadın? Fırsat vermiyorsunuz ki. Yok kebap, yok o, yok. La benim bu kebabın eline herkes dert yani ya. Vallahi televizyon programına gösteriyor, millet gece yarısı bir küfür ediyor. Ulan diyor, şimdi bu kebabı, bu salatayı biz nereden bulacağız lan? Nereden bulacağız bu saatte? Aynen öyle mi? Hakikaten bak doğru söylüyor. Aynen öyle. Ya abi nasıl edeyim? Ben onu yaptığımda gündüz. Ya da yaptığımda akşam. Televizyon gece saat 12'de yayınlıysa benim burada ne suçum var? Mesela çocuklar diyor ki, anne lütfen, lütfen Asena'yı seyredeceğim diyor. Abi geç saate çık attığım için saat 11.30'a doğru geliyor. Çocuklar yatıyor. Sabahleyin kahveni anasından soruyor. Nasıl şey etti? Yani şey etti yani göbeği. Hani göbeği nasıl şey etti diyorlar. Vallahi. Geçen gün... Bak bir çocuk bana isim takmış. Ne? Kalaşnikov. Kalaşnikov? O nasıl oluyor? Aş artık diyor, roketlere geldik. Elin mi askıda kaldı evladım? Ah, Seren Serengil! Şimdi anladın mı? Neredesin? İbrahim Bey, siz sözünüzde durursunuz değil mi? Ben? Tabii ben size öyle bilirim. Evet, ben sözümün eriyim. Ha. Ya bilmem yani, herhangi bir sakıncası yoksa hani kimseyle kavga etmezseniz falan. Kavga etseniz de benim programda barıştırırım zaten, bir şey olmaz. Hani bir dans sözünüz var hani bana. Ha birlikte. Biliyor musunuz dans etmeyi biraz slow? Vallahi anam biraz öğretmişti bir yer. Hani benim bir şarkım var, Son Mektup diye de. Evet. Belki o son mektup, hani belki biraz daha... Buyurun abi, son mektup ver, alo! İlk mektubu okuyamamıştım.
Demek ki sevenler böyle yanarmış. Tanrının verdiği canı kul alırmış. Benim kaderimde ayrılmak varmış. Her şeyi anladım bu son mektubuna. Teselli artık neyi değiştirir ki? Elinle kabrini kazdın demek ki. Ben zaten dünyada gün görmedim ki. Son darbeyi vurdun bu son mektupla. Ayrılsak da mutluluk dilerim sana. Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma. Yazdığın haberin her satırına. Ecelimi yazsan da bu son mektupla. Ayrılsak da mutluluk dilerim sana. Katlanmak zorundayım. Ayrılsak da mutluluk dilerim sana. Katlanmak zorundayım gözyaşlarıma. Yazdığın mektubun her satırına. Ecelimi yazsan da bu son mektupta. Diliyoruz Mevla'dan hiçbir sevgili sevgiliye son mektubunu yazmasın. Çok kötüdür ha o son mektup var ya. Çok dertliyiz çok. Evet çok dertliyiz çok. Çok su içerim ben bu gece çok. Çok su içerim çok. Vallahi billahi çok su içerim ben bu gece. Ben yok abi ben. Ben dayanamam böyle şeylere. Böyle son mektup, ilk mektup bilmem ne. Mektuplardan başladı mı iş? Kötü. Sence kötü mü? Parle français? Söyle. Konuş. Zannediyorum sen de İngilizsen. Yok. Konuşmayın da suratıma bakayım. Herhalde dedim ki ben aynadayım bu beni dinlemiyor mu? Vallahi. Lan unuttuk sokaktayız. Evet. Hadi bakayım Ayşegül. Sokakta topla bakayım ne var ne yok. Yani otel durumunu sor mesela. Tanıyorlar mı Tatlıses Oteli? Efendim ben söyleyeyim. Yani burada kalmak istiyorlar mı? Geldiler yer de mi yoktu, onun için mi kalamadılar? Programımızı beğeniler mi? Tarzan Mustafa'yı sor bakayım. Hah yedi beni evladım. Surata bak. Vahşileş. Farz et. Ormandasın. Şeyini kaybettin evladım. Yok, seni yiyeceğim şimdi ben. Isıracağım etlerini. Ah! Neden? Senin gördüm tarzı. Ay yamyamlaştın sen. İdamin evladım, idamin. Yapma. İbo Show yazlık dönem için bundan böyle Bodrum'da Tatlıses Otel'de çekilecek. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir an Cem'i dedim çok güzeldi. Her Seren Serengi'yi çok başarılı buldum. Ne sorun? Tatlıses Otel'i biliyor musun? Biliyorum. Gümbet'in biraz yukarısında kale değil mi? Nasıl buluyorsun peki? Vallahi pek orada kalma imkanım olmadı fakat gezmeye birkaç kere gittim. Gayet güzel. 3 yıldızı hatta 4 yıldız oldu herhalde değil mi? Gayet güzel yani. Bodrum'da eğlence ve tatil nasıl? Vallahi turla. Evet. Turla geldik. Tatlıses Otel'de kalıyoruz. Ah! Evet. Nasıl buluyorsunuz Tatlıses Otel'i? Çok güzel. Çok memnunuz. Evet. Geçiyorum. İbo Show'u da izledin. İbo Show'u izledik tabii. Peki. Seren Serengil hakkında ne düşünüyorsunuz? Gördüğümüzden daha güzel. Gördüğümüzden daha güzel. Peki kalbi boşmuş. O konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi bizim de boş. Ay o bulmayıp da kim bulacak? İnanmıyorum ona. İnanamam. Kalbi boşa doldurabiliriz ha. Bulsun. Arasın bulsun. Ama tabii bizleri beğenmez herhalde. Özledim teninin kokusunu özledim. Özledim sımsıcak nefesini özledim.
özledim sohbetini, o sesini. Hep beraber. Gelmedin göz bebeğim, can yoldaşım, gelmedin. Biz de sizi seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tarzan Mustafa'yı tanıyor musun? İboşoğlu İbrahim Tatlıses'in arkasında keman çalıyor. Onu pek bilemiyorum ya. Nesini beğeniyorsun mesela Tarzan Mustafa'nın? Esprilerini veya komikliklerini. Çok eğlendirici buluyoruz. Ceylan'ı tanıyor musun? Tanıyoruz tabii ki. Peki Ceylan kendisini sevecek, emek verecek birisini arıyormuş. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya bu kadar erkek var canım. Yani sonuçta seçtim birini. Benim kalbim dolu. Ona bol şans. Allah gönlüne göre versin. Çok hoş bir bayan. Çok beğeniyoruz. Lay 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 lay. Peki Seren Serengil diyor ki bu gecenin hatrına giriver koynuma. Sen ne diyorsun bu gecenin hatrına? Ne yaparsın? Valla bu sıcakta denize atlarım. Bol bol eğlenirdim. Daha uslu otururdum. Ben gideceğim şimdi yatmaya, çok yorgun, çok yorgunum çünkü. Bu gecenin altına gidip yatar mıydın? Evet, evet. O şarkıyı söylememesini isterdim. Ay. Ya, Çil evladım. Sana kötü kötü bakıyorum biliyorsun değil mi? Niye abi? Kötü bakınca gel demek istiyorum yani. Abi hızlı şarkı söyle, oynayalım artık. Abi ne söyleyeceğim? Hızlı olsun da oynayalım yani. Olsun ha? Evet, hızlı olsun da oynayalım. Oh, olsun yanından da, oh, oh, şu yanından. Ben oturmayı sevmiyorum yani, hızlı mı şarkı? Ne? Güle güle. Şimdi peki, bu bunu unutmak ve sevmek bu kadar kolay, basit bir şey mi ya? Ben hayatımda bir kere sevdim. Peki yani o olsun diyorsun, ben bir yine severim, yine gezerim. Bu nasıl? Ha bir de hak şey var. Ne yapacak? Efendim? Hak ederse karşındaki. Ne hak ederse ya, insan seviyorsa nasıl olacak bu birdenbire hemen? Hadi. Ya sevdiğin birden vefa olsun. Olsun. He? Ya sevdiğin vefa olsun. Allah bütün yanıklar burada evladım. Bütün yanıklar burada. Hayır. Doğru değil mi ya? Doğru. Seviyorsun o. Yani seni terk etti diye, gitti diye. Yo, sen de terk edebilirsin. Ya, neden onu ya, terk etmesi etmek, değil. Bir zaman bir, ayrılırsın, terk etmek diye, terk etmek diye bir şey yok. Bence. Ne var? Terk etmek diye bir şey yok. Yani terk etmek ne demek? Sen kimsin ki beni terk edeceksin? Allah Allah. Evet, aferin. Kimsin? Güle güle. Güle güle. Yani diyorsun terk edip gidiyorsa, hak ediyorsa, ta güle güle aya kadar. Yok biraz daha gitsin. Hatta oradan söylesin, biraz daha gideyim mi? Telefon açsın oradan. Bak aydayım şu anda ha. Hani karı koca atmışlar ya. Yataklar. Kadın biraz sıkılmış, kocası demiş ki az biraz öte gider misin demiş. Adam kalkmış hemen çalvarını malvarını giymiş. Gitmiş 6 aylık yoldan telefon açmış. Demiş ki ben şu anda buradan biraz daha gideyim mi? Süper. Çünkü gelişine bir 6 ay edecek bir sene. Bir sene ne kadar güzel. Bir sene insanın birbirinden ayrı kalması. Allah nasıl bal şeker olur der. Vay Allah, harika olur yani. Çok güzel olur. Ya ama çok bir sene bekleyebilirsem. Ya ne güzel beklerim. Ben aslında türküler okuyorum. Abi ben kafa vermiyor abi. Bu 15 günde bir insan. Sen 15 gün sonra bitensin. Öyle bir şey yok. 15 günde o sen ayrılmıyorsun. Öyle bir şey yok. Sanki ne kadar sürüyor? Ya. 2-3,5 sene sürdü son. Ha en sonunu saymıyorum zaten. Ya en sonunu saymıyorum. O 2,5 ay sürdü ama o yanlışlıkla oldu. Sanki ne kadar sürüyor? Benim de uzun sürüyor. Ama ben boşum. Ben boşum. Ben çünkü sevgiye emek bilenlerdenim. Benim için emek vermeyen bir sevgi yoktur yani. Ya ama emek verecek yok. Çapır. Sen şu anda emek, dolu musun, boş musun? Emek herhalde saygıyla beraber olacak değil mi? Tabii ki. Saygı hadi olmayınca hiçbir şey olmaz. Ben hep söylüyorum ya, sev yani. Neyi seviyorsan sev. Ama yeter ki sev yani. Sevmediğin hiçbir şey yapamazsın ki. Yaşayamazsın. Yani sevmeden insan yaşayamaz ya. Aşk yaşar, biter yaşar. Ama. Ya neden hep böyle hep aşk üzerine sevmekten mi bahsediyoruz? Sevmek. Hayır abi güzel işte finale geldik ya. Herkes içinde ne varsa dönüşsün. Ya bir dakika ben bir şarkı söyleyeceğim. Peki gel abi. Diyeceğim ki dayanamıyorum. Söyle Ceylan. Dayanamıyorum. Canım bir varlık.
musunuz? Benim böyle bir sevgilim var. Al koy cebine, istediğin yere git. Cep. Cep sevgili. Niye gülmediniz abi? Senin cebin ne var? Cebin ne kadar bakayım? Cebim yok. Cebim var. Cep telefonum. Onunla beraber gelirim. Vallahi çok zararsız. Az yemek yiyin. Yalnız bir tek şey var. Ha. Ha? Öyle mi dedi? Peki sen cevap vermedin mi? Ha? Ne? O mu dedi? Peki. Zırt. Ama benim tek lüksüm o. Alo. Sen böyle mi demişsin? Karşı tarafa dur. Yok yok demişsin. Az önce söyledin. Allah Allah. Ne dememişim? Ben bir şey demedim. Ben ta neredeyim ya? Dedim benim. Peki bir dakika dur bakayım. Dur. Alo. Kızım baksana ben böyle bir şey demedim diyor. Nasıl dememiş? Ah sana yalan söylüyor, kandırıyorsun. Telefon faturası. Beni mi kandırıyor? Dur bakayım. Dur. Ya! Telefon faturasına kadar giriyor musun? Sen söylemezsin, beni kandırıyorsun değil mi? Yani ayıp olmasın diye, ben şey olmayayım diye. Vallahi billahi söylemedim diyor karşı taraf ya gene bu. E söylemezsin işte, o yüzden ben de seni kandırmışım falan. Ha, demedin değil mi? Eyvallah. Sen beni seversin biliyorum. Demezsin. Dur. Kız sen de amma oruç musun ha? Dur, kendini kavga ettireceğim. Abi ben böyle bir şey görmedim ya, Sürekli bu ama biliyor musun? Telefon elinde. Telefon bu kadar. Nah bu kadar bir telefon. Ama tek lüksüm o. Başka da bir şeyim yok. Böyle bir şey görmedim. Nah bu kadar bir telefon elinde. Sevgilim ha, yok. Ver bakayım. Ver bakayım Ceylan'ı. Yeşillenmiş güvermişsen dallara, giymişsen süslenmişsen ağlara. Yeşillenmiş güvermişsen.